Bakırköy İşçi Sendikamız, işçilerin grevleri var. Kaç gündür sabah akşam sesleriyle uyanıyoruz, sesleriyle kalkıyoruz. Ve sendika başkanımızla bir konuşalım. Durum nedir? Bir defa Bakırköy halkın söylediklerini, belediye tarafından verilen bilgileri ve burada yaşananları asıl yetkili bir kardeşimizle sohbet etmek istiyoruz. En azından birilerine ışık olabilir, birilerine belki bilgi olabilir. Yanlış doğru şekilde her şeyi anlatırız. Şimdi sevgili kardeşim merhabalar. Merhaba. Ve şu anda soru hazırlamadım. Evet. Sizin karşınıza, sizin gözlerinizden bakarak soru sormak istiyorum. İlk başta bir sizi tanıyalım, ondan sonra sendikanızı bir tanıyalım. Evet. Savaş Doğan ben. İstanbul İkinoğlu Şube Başkanı. Belediye Sendikası olarak 23 Haziran'da göreve başladım. Daha önce de şube başkan yardımcısı olarak görev uzun yıllardır görev almaktaydım. Bizim belediye sendikamız Türk İş'e bağlı konfederasyon olarak işçi sendikası 20. genel iş kollarında örgütlü. İstanbul'da 7 tane belediye ve ata kapıcılarda halkalı toplu konutlarda kapıcılarda örgütlü. Toplam 8 tane iş yeri sadece İkinoğlu şubemize bağlı. İstanbul'da 3 tane şubemiz var. Bir nolu, iki nolu, üç nolu şube şeklinde çalışıyorsun. Peki şimdi Bakırköy vatandaşı bana diyor ki senin gazetende niye haber yok sordukları zaman. Siz de beni davet etmediğiniz için ben de gelmiyordum. Evet. Değil mi? Şöyle yani demek ki davet edilmek gerekiyor basına. Sevgili hocam biz buraya hiçbir haberci davet etmiyoruz. Ancak haber aidiyeti duygusu taşıyan herkes burada açık bir şekilde haber yapabiliyor. Elbette ki basın açıklamalarımızın duyurusunu yapıyoruz. Bunu da haberci arkadaşlarımıza burada gerçekleri anlatmaları, gerçekleri yazmaları için de basın bildirisi şeklinde duyurusunu yapıyoruz ama elbette ki özel orada bir eksikleriniz var. Evet. Bunu özel davet etmiyoruz öyle söyleyeyim. Orada eksikliğimiz yani, varsa telafi ederiz. Yani öyle ben söyleyeyim. Şimdi 45 yıllık medyacıyım. Evet. Yani ne olursa olsun telefon açacaksınız, davet edeceksiniz. Bu insanlara içinizi dişinizi anlatın. Onlar gider yazıya, resime bakar, haber yapar. Evet. Tamam yani sadece mail atmakla bu iş olmuyor. Evet. Tamam mı kardeşim? Şimdi o eleştiriyi aldık. Bundan sonra tabii yani evet. Sonuçta şu var. O zaman demeyeceğiz ya basın gelmiyor demeyeceğiz. Evet. Mesela sabahları diyelim ki elime geliyor 20 tane program. O programı seçip ona göre program yapıyoruz. Eyvallah. Doğru değil mi? O zaman demek yani buradan geçeyim. Hele bir bakayım yok öyle bir model. Evet. Zaman çok kıymetli. Evet. Şimdi hocam siz burada kaç gündür grevdesiniz? Evet. Biz istersen süreci biraz daha baştan anlatayım. Tabii. Neden buraya geldik ve kaç gündür buradayız? Evet olabilir. Takdir ederseniz orada başlamak istiyorum. Şimdi biz toplu iş sözleşmemiz 2020 yılının 3. ayın 1'inde başlaması gerekiyordu. Tabii biz burada yetkili tek işçi sendikasıyız. Evet. Burada işçileri bizim nazarımızda açıkçası işçi bölmek için getirilen o da Sayın Belediye Başkanı'nın sonuçta buraya getirdiği işçi sendikası, genel iş, devrimci işçi sendikası burada 350 tane üyemiz olduğu yerde 20 tane üyesiyle bu toplu iş sözleşmesine itiraz etti. Evet. Süreç de orada başladı. Şimdi takdir edersiniz ki mahkemelerde işçi sendikaları örgütlü olduğu yerlerde çoğunluk bendedir diye itiraz edebiliyorlar. Şimdi genel işte burada 350 tane üyemizin olduğu yerde 15-20 tane üyesinin olduğunu biz biliyorduk. Ona rağmen çoğunluk bende iddiasıyla bulunup mahkemeye itiraz etti. Tabii bu mahkemeler oluyor, davalar görülüyor. Ondan sonra çoğunluk kime aitse ona karar veriliyor. Mahkemeler sürdü ve 2021 yılının 5. ayında davalar bitti. Mahkeme şunu söyledi, burada yetkili ezici çoğunlukla belediye iş sendikasıdır diye bize yetkiyi verdi. Biz de Sayın Başkan'la görüştük. Başkanımız Sayın Kerimoğlu dedi ki davul zurnalarla bu toplu iş sözleşmesini bir an önce bitirelim. Geriye dönük bir mağduriyet var. Biz de çok önemli bulduk, çok kıymetli bulduk.
ve 2021 yılının 7. ayın 27'sinde toplu iş sözleşmeleri görüşmelerine başladık. Görüşmelere başladık, idari maddeleri geçtik, masada birçok konuda anlaştık. Ama ücret kısmına gelince Sayın Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun belediyenin bütçesinin yeterli olmadığını, paranın olmadığını söyleyerek ancak bu toplu iş sözleşmede sıfır zam verebilirim diye bize bir teklifle, öneriyle geldi. Tabii bu kabul edeceğimiz, yani bir anlam taşımaz. Toplu iş sözleşmesinin amacı sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda geliştirmek. Yani biz o zaman şunu düşünmemiz gerekiyor. 2 yıldır boşuna beklemişiz ve boşuna oturuyoruz masaya. Yani sıfır zam hiçbir şekilde hiçbir sendikanın yani çok ilk defa yaşandı böyle bir şey. Ha, biz bunu kabul etmediğimizi Sayın Başkan'a, ama masayı da hiçbir zaman devirmedik. Çok ısrar ettik. Ya yani bu sözleşmenin bitmesi için çok mücadele ettik. Ama olmadı. Sonunda 25 Ekim 2021 tarihinde anlaşmayla sonuçlanmayınca 6356 toplu iş sözleşmesi kanunu gereği asla amacımız olmayan, bizim için araç olan grev sürecini başlattık. 25 Ekim 2021 tarihinde başladık. Bugün ayın 28. gündür grev çadırımızı kurduk. 28 gündür devam ediyor mücadelemiz. Güzel. Peki sizin beklentiniz neydi ya da öneriniz neydi? Yani ne kadar bir beklentiniz vardı? Ya şimdi takdir edersiniz ki sevgili hocam, Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı'yla birleştiğinde bileşenleriyle şunu iddia ediyor. Diyor ki Türkiye'de TÜİK'in açıkladığı enflasyon gerçek enflasyon değil. Türkiye'de enflasyonun %40-%50 olduğunu iddia ediyor. Ve biz de buna inanıyoruz. Doğru diyoruz. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu doğru söylüyor. Bu ülkede enflasyonun %20 olmadığını, 20'nin üzerinde olduğunu. Ancak biz 2020 tarihinde, 2021 tarihinde biten sözleşmeler var. 39 ilçede. Bu 39 ilçede biten toplu iş sözleşmelerinin oranında zam istedik. Sayın Belediye Başkanı'nda onu da uygun görmedi. Yani o tarihlerde neydi? Enflasyon 13.2021 20 tarihinde 13.66 oranda bitmişti. Artı 5 puan ilaveten istemiştik. 2021 tarihinde de 15.50 civarlarında bitmişti. Bu iki enflasyon rakamları, orada da aynı oranlarda zam istemiştik. İstediğimiz zam 39 ücretiydi. Belediye başkanımız bu olaya sıcak bakmadı ve geldiğimiz noktada görüyorsunuz, kadın arkadaşlarımız başta olmak üzere aynı azimle, aynı dirençle grevimizi sürdürüyoruz. Peki bizim anladığımız dille konuşalım. Diyelim ki burada, yani maaşınız varsayıyorum 3 milyar 500. Siz istediğiniz zam yani 4000 mi olsun mesela, yani yüzde kaç oranında beklentiniz vardı? Elbette ki o maaşlara göre farklılık gösteriyor. Şimdi 5000 lira alana %13 istediğinde onun için daha farklı bir zam oranı olmuş olur. 4000 lira maaş alan için aldığın zam oranı, elbette ki o eşitliği aldığı maaşa göre farklılık gösteriyor ücrette. Bir örnek göster bize. Örnek vereyim. Şu anda tiyatroda 10-15 yıldır hizmet veren arkadaşlarımız 3700 ile 4500 arasında bir maaş alıyor, ücret alıyor. Kadrolu çalışan arkadaşlarımız da 30 yıldır bu belediye kurulduğundan beri şu üstünde durduğumuz taşları dizerek burayı Bakırköy yapımında, harcında, tuğlasında emeği olan arkadaşlarımız, bu arkadaşlarımız da yaklaşık 6000-7000 civarında bir maaş alıyor. Maaş oranında zam istiyoruz. Yani istediğimiz zam oranı hem tiyatroda çalışan arkadaşlarımız için geçerli, hem de kadrolu olan arkadaşlarımız için geçerli. Şu anda greve giden kişi sayısı ne kadardır? Kapsam içi bize yetki olarak aldığımız işçi sayısı 350. Ama greve giden, ben greve gitmek istiyorum, haklarımı grevde almak istiyorum diyen arkadaşlarımızın sayısı da 290. Tamam, yani o şu anda 200
90 kişini grevde, temsilci, evet, temsil ediyorsunuz. Evet, evet. Peki, şimdi konuyu bir de belediye tarafından düşünelim. Başkan diyor ki 13 milyar maaş alıyorlar diyor. Evet. Hani böyle sözü televizyonda da duydunuz. YouTube'da da var. Evet. Biz de bunu böyle biliyoruz. Vatandaş da böyle duymuş. Buna nasıl bir cevap vereceksiniz? Evet. Ya tabii ki şimdi, sosyal haklarımız, burada çalışan arkadaşların sosyal ücretleri aldığı, okuduğu çocuğuna göre, işte eğitim durumuna göre yıllık ikramiyelerde değişiklik gösteriyor. Biz net olarak alan maaşı söyledik. Evet. Tabii ki burada ikramiyelerle değişiklik gösteren, ücretinde düşüş de yaşayan ama düşüş de düşüşün yanında yüksek ücret alan, yani 1000 lira gibi bir fark da alan olabiliyor. Daha düşük de alan olabiliyor. Sosyal hakları yani topladığın zaman başkanın dedikleri doğru o zaman. Dediği rakama gelmiyor, hayır. Gelmiyor mu? Hani 13 milyar, 12 milyar gelmiyor, maaş hayır, alıyorlar diyorlar. Hayır, hayır, gelmiyor. Ha, gelmiyor. Yani o kişinin aldığı sosyal, elbette ki 30 yıl bu arkadaşımız 35 yıldır burada hizmet verdiğinde bunun sendikayla beraber aldığı sosyal hakları var. Yani bu sosyal haklar Sayın Bülent Kerimoğlu da vermedi. Bunlar 30 yıl, 35 yıl önce de alınmış sosyal haklar. Elbette ki orada çocuğu okuyan için eğitim yardımı alıyor, işte yakacak parası alıyor. Bunları, bunlar değişiklik gösteriyor. Bekar olan için farklı, evli olan için farklı, örnek gösteriyorum. Bu işçiler arasında, hepsi arasında farklı olabiliyor. Peki bir de pandemiden çıktık. Pandemiden evet, çıktıktan sonra siz de böyle bir greve gittiniz özellikle. Evet. Burada bir inatlaşma mı var, bir iletişim eksikliği mi var ya da bir kişisel bir problem mi var, yani sendika ile başkan arasında? Kesinlikle, ya şöyle bir şey söyleyeyim, sendika olarak bizim şahsi, siyasi hiçbir anlayışımız yok. Bir defa onu belirtmek istiyorum. Ancak Sayın, başta da belirttim, Bülent Kerimoğlu belediye başkanımız, bütün iyi niyetlerimize rağmen olumlu bir sonuç alamadık. Biz bunun masada bitmesi için özel çaba harcadık. Bizim asla şahsi bir düşüncemiz, anlayışımız kesinlikle olmaz. Biz tamamen haklarımızı istiyoruz. Kaldı ki pandemi döneminde sevgili hocam, herkes evinde oturup canını korurken bu insanlar sokakta, mahallede, alanlarda hep çalıştılar. Yani belediye işçisi gerçekten o dönemde, bu dönemde de zorluk çekerek burada sadece aldığı ücretle evini geçindirdiği için bütün zorluklarına rağmen pandemi döneminde de bu insanlar Bakırköy halkına hizmet etti. Elbette ki belediye başkanımız da burada zorlu şartlar altında görev yaptığını, onu da inkar etmiyoruz. Onu da biliyoruz. Onu da çok kıymetli buluyoruz. Ama Sayın Başkan'ın şurada işçiler ve kendisini bir bütün görmesi lazım. İşçi dediğinde belediye başkanını temsil ediyor. Belediye başkanı da işçiyi en iyi şekilde temsil etmesi, hakkını gözetmesi gerekiyor. Yani başkan daha önce burada görev yaptığında da bu insanlar burada çalışıyordu. Başkan burada, biz bilmeyiz, belki daha uzun süre görev yapar. Görev yaptığında da bu işçiler burada olacak. Yani işçisiyle barışık olan bir belediye başkanı özellikle istiyoruz. Bizim bütün iş yerlerinde böyle. Bütün iş yerlerinde biz şunu, iş barışına çok önem veriyoruz. Kişisel asla bir problemimiz asla olmaz. Bizim derdimiz, bakın 28 gündür burada kadın arkadaşlarımız başta olmak üzere çocuklarıyla burada bekleyen insanlar var. Bu insanların, siz kendinizi yerine koyun, bir empati yapın. Ya çok zor şartlar altında burada durmasına rağmen, direnmesine rağmen yine gelip kibar bir şekilde burada bekliyorsa, burada bir anlayış var. Burada bir sendikal kültür var. Yani gerçekten kimse bu zor şartlar altında bu şekilde bu süreci götüremez. Çünkü sabırlar tükeniyor, insanlar üşüyor, çocuklar gelip burada ağlıyor, çocuklar burada gerçekten hastalanıyor. 7 tane arkadaşımız Covid hastası oldu, biri de ağır olmak üzere. Kim burada gelip bu şartlar altında beklemek ister? Ama şunu da söylemekte fayda var. Biz güçlü bir sendikayız. Belediye sendikası Türkiye'de en güçlü sendikalar içinde yer alan bir sendika. Biz hakkımızı alana kadar da şartlar ne olursa olsun biz bunu kesinlikle
haklarımızı, arkadaşlarımızın haklarını almadan da burada her şeyi göze alarak mücadele ediyoruz. Peki öyle başkan, belediye başkanımız başladıktan bu yana hep işçisiyle kavga etti. Nedir bu sorun? Evet. Yani işçisini, vatandaş diyor ki Bakırköy, işçisini çalıştıramadı başkan diyor. Evet. İşçisiyle sorun yaşıyor diyor. Yani işçisiyle kavga eden bir belediye hizmet de yapamaz. Evet. Yani, bunu nasıl değerlendireceksin? Evet, ya tabii belediye başkanı bizim şöyle, parti genel merkezi tarafında seçildikten sonra bizim oraya çok müdahale etme, çok eleştirme gibi bir hakkımız olmadığını düşünüyorum. Ancak ben bir çalışan olarak, bir şube başkanı olarak, arkadaşlarımızı temsil eden bir insan olarak şunu elbette ki isterim, arzularım. Bir belediye başkanı işçisiyle barışık olmalı. Sabah geldiğinde o işçiye günaydın dediğinde, inanın o işçi o gün görevini bir yapması gerekirken iki yapar. Bu işçi özverilidir. Bakın burada o kadar beklememize rağmen arkadaşlarımız, sayın başkan gelip burada bir selam verdiğinde saygıda asla kusur etmeden bir yaklaşım sergiliyorlar. Sizin sorduğunuz sorunun asıl tam cevabını vermesi gereken de sayın başkan. O eksikleri ben tabii tespitlerimiz var kendimize göre, başkanın davranışı, tutumu ile ilgili. Elbette ki işçiler de bir belediye başkanından şunu bekler, önemsenmesini bekler. Bu kente hizmet eden işçiler başkanla barışık, evine götürdüğü bir parça ekmeği huzurlu götürmek ister. Her gün huzursuz, inanın kazandığınız paranın hiçbir anlamı yok. Huzur olmadığı yerde hayatın hiçbir anlamı yok. Bu belediye başkanı için de geçerli, biz çalışanlar için de aynı şey geçerli diye düşünüyorum. Peki, şu anda ben de bir Bakırköy'de yaşayan biri olarak söylüyorum. Bakırköy'de parklarımız bakımsız, spor aletlerimiz boyasız, sulama alanlarımız çalışmıyor, hani Park Bahçe bölgesinde. Ve Bülent Başkan buraya geldikten bu yana bölgemizde hiçbir park bahçe doğru düz çalışmadı. İşçi yok diyorlar. Ya da işçiye görev veriyoruz gidip yapmıyor diyorlar. Hani bunu belediye tarafından duyuyoruz. Burası, burada işçisini çalıştıramayan bir belediyeden bahsediyoruz. Evet. Yani demek ki işçi çalışmıyor diyor. Ve her bölgede, parklarda sürgüne gelen insanları görüyoruz orada. Hani orada zaman dolduruyorlar, gidiyorlar. Bir, sürgün yaşanıyor ilçemizde. İki, işçi görevini beğenmiyor ve çalışmıyor. Buna ne diyeceksin? Evet. Ya elbette ki Bakırköy çok önemli bir yer. Yani Bakırköy çevre illerde gelip Bakırköy yaşamak, Bakırköy görmek, Bakırköy'e gittim diyebilmek için çevre ilçelerde Bakırköy'ü çok önemseyerek geliyorlar. Maalesef Bakırköy'de eğer çalışan bir işçi çalıştırılmıyorsa ve işini yapmıyorsa elbette ki burada sorumlusu sayın belediye başkanı ve yöneticileridir. Biz sendika olarak toplantılarda arkadaşlarımızla görüştüğümüzde şunu söylüyoruz. Söylemekte de asla geri kalmıyoruz. Bir iş yerinde hizmet verdiğimizde o iş yerinde iş barışı içinde olmamız gerektiğini, işimizi en iyi bir şekilde yapmamız gerektiğini arkadaşlarımıza söylüyoruz. Bunu önemsiyoruz. Ama geri kalan kısmı teknik meseleler, tabii belediyenin problemi olan konular var. Orada da açıkçası bize düşen bir görev varsa hiçbir şey için geç kalınmaz. Bugünden itibaren bize düşen ne varsa çalışan arkadaşlarımız olarak biz görevimizi yapmaya hazırız. Tabii ki eksiklikler var, kentin yaşayan oturanı tarafından gözden kaçmıyor. Maalesef çalısı, çırpısı, taşı o ülkede oturan insanlar önemsiyor. Eksikleri de görüyor, artıları da görüyor. Sizin gördüğünüz bu konuda eksikleri de saygıyla karşılamaktan başka yapacak fazla bir şeyim yok. Valla Bakırköy vatandaşı çok duyarlı. Bir spor aletinin diyelim ki bakımsız olması veya kırılması, hemen bir dilekçe verirler, telefon açarlar özellikle. Fakat oraya ehli insan gelmiyor. Evet. Hani ehli ayrı bir şey, talimatla yapılan iş ayrı bir şey. Evet. Doğru değil mi? Doğru. Hani bunu özellikle sizi Kartaltepe Parkı'nda da götürüp gösterebilirim. Hani örneğin. Hani siz şimdi işçi tarafındasınız. Peki siz zaman zaman işçilerinize eğitim maksatlı, görev maksatlı, işi ne olursa olsun
hizmetimizi güzel yapalım, bölgemizi iyi işi halledelim, aldığımız parayı hak edelim gibi eğitimler veriyor muydunuz sendikacı olarak? Tabii iş güvenliği, iş sağlığı programını yapmak işverene ait bir program. İşiyle ilgili eğitim alma, aldırmak, sertifika aldırmak, işi layıkıyla yapan insana vermek yine belediye yetkilileri sınırı içinde. Ancak biz şunu yapıyoruz ve söylüyoruz. Bütün toplantılarımızda ve eğitimlerimizde, sendikal eğitimlerde şunu söylüyoruz. Ayrıca siz demin belirttiniz sevgili hocam, biz sadece işçi tarafı değiliz. Sendikanın görevi bir köprü olmak. İşçinin hakkını koruduğu kadar işverenin de hakkını korumak. Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar, her bir çalışan arkadaşımız belediye başkanını temsil ediyor. Belediye başkanını temsil etmek şu anlama geliyor. Sokakta çalıştığınızda vatandaşa davranışınız, evet, işinizi yaparken kibarlığınız, bütün meslekte yaptığınız şeyleri belediyeye mal ediliyor. Belediye başkanına mal ediliyor. Bu hassasiyetle çalışmamız, işimizi en iyi şekilde yapmamız ve aldığımız ücreti de hak etmemiz gerektiğini söylüyoruz. Bu kıymetli, bunu da gerçekten inanarak söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Ancak biz bunu yapabiliriz. Elbette ki belediyelerimizle, biz buranın dışında da bize bağlı olan, bana bağlı olan, sendikamıza bağlı olan iş yerleri var, belediyeler var. Oralara gittiğimizde de aynısını yapıyoruz. Biz AK Partili belediyelerde de örgütlüyüz. Bütün siyasi partilerde hemen hemen olan yerlerde örgütlüyüz. Yani işçi şunu biliyor. Benim sendikam benim hakkımı savunuyor. Onu düşündüğü için de belediye sendikası gerçekten karşılığı olan, işçiden yana tavır koyan ama işverenini de asla unutmayan, bütün özellikle ortaya bir irade haklı bir şekilde koyup her iki tarafın dengesini de koruyan bir anlayışta olduğumuzu da özellikle ifade etmek istiyorum. Vallahi ben şimdi Bakırköy'de spor yaptığım zaman sabahları bana Bakırköylü diyor ki, bak sen hemşerin bu görevi yapmadı. Bak şunu yapmadı. Hani karşı oluşum nedeniyle de bana böyle sorular soruyorlar. Haliyle işçi de belediyeyi temsil ediyor dediğin gibi. Herkes görevini yapsa şu anda Bakırköy zannediyorum pırıl pırıl olur. Evet. Demek ki çalışma yok o zaman. Evet. Ya da çalıştıramıyorlar. Ya tabii ki Bakırköy kültür sanat başkenti diye adlandırılıyor. Bakırköy'de istediğiniz zaman çok iyi şeyler yapabilirsiniz. Tabii akıl vermek bizim haddimiz değil, ancak insan olarak değerlendirdiğimizde Sayın Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu tabii ekonomik belediyelerin de şartlarını az çok biliyoruz. Yani iktidara yakın olan belediyelerin de imkanlarını, şartlarını çok iyi biliyoruz. Ancak Sayın Kerimoğlu isterse Bakırköy'de bir marka kent yaratıp kendisi de bir marka olabilir. Yani bu şahsi olarak hani bir fikir. Çünkü gerçekten Bakırköy sıradan bir ilçemiz değil. Bakırköy'de marka olmak için bir fırsatla olarak da değerlendirilebilir. Tabii bu takdir Sayın Kerimoğlu'na ait. Bizim örnek vermek gerekiyorsa Avcılar'da bir kent devraldı. Turan Ançerli Başkan. Ya oranın deprem riskini gördü ve şu anda inanılmaz bir kentsel dönüşüm sağlıyor ve gece gündüz çalışarak yapıyor. Biz orada gördüğümüz artıları da söyleyeceğiz. Burada gördüğümüz artıları da söyleyeceğiz. Bizim görevimiz gerçek, objektif olaylara bakmak. Biz kimin artısı varsa onu söylüyoruz. Eksiklerini de uyarıyoruz. Yani bizim tabii ki şeyimiz, yetkimiz o yaptırımları yapmak değil eksik olduğunda. Sizin gibi vatandaş olarak ben de gördüğüm eksikleri söylüyorum. Burada yapılabilir. Evet, iyi bir kent, iyi bir şehir inşa edilebilir, iyi şeyler yapılabilir. Ben çok iyi biliyorum, Bakırköy halkı ya bize inanılmaz destek veriyor. Demek ki burada duyarlı bir halk var. Gerçekten önemli eksikleri gören, haksızlıklara da müdahale eden bir kesim var. Bir burada oturan, bu da bizi mutlu ediyor. Tabii bizi destekledikleri için değil, geldiklerinde ya siz haksızlığa uğruyorsunuz, onun için burada sıfır zam ne demek, ülke koşulları, bir de kültürü yüksek, kültür anlayışı, eğitimi yüksek bir kent burası. Doğruları, eksikleri de sizin gördüğünüz gibi burada Bakırköy'de oturan herkes görüyor, onda hiç şüphemiz yok. Başkanım, Bakırköylü işçisinin hakkını veren adamlardır. Yani işçi çalıştırıyorsan
100 istiyorsa 150 ver diyor. Evet. Ama işçini çalıştır diyor. Evet. Yani şu anda hiçbir iş adamı işçisiyle ters düşmez. Hani bizde bir inancımız gereği diyor ya, teri soyulmadan evvel parasını verin diyor. O zaman demek ki burada bir inatlama var diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Kars milletini bir hatırlatayım. Kars milleti bu zamana kadar haksızlığa karşı gelmiş, itiraz etmiş, kafa tutmuş bir milletten geliyorum ben. Evet. Evet. Hani haktan bahsediyoruz. Acaba diyorum bu da Bülent de Ardahanlı ya. Evet. Hani genlerinde hani bazı konular kafasına oturmuyorsa itiraz hakkını kullanıyor diye düşünüyorum. Ya da kafasına yatmayan bir düşünceler var ki itiraz ediyor diye düşünüyorum. Bu da bizim Kars milletinin duyguları. Evet. Buna nasıl bir cevap vereceksin? Ya yani genleri de imal ettiler. Sayın evet, Sayın Bülent Kerimoğlu belediye başkanının inatlaşma gibi bir huyunun ya yani böyle bir yapısının olduğunu biz de gözlemliyoruz. Ancak inat ülkeler arasında savaş, inat iyidir. Haksızlığa baş kaldırmak, haksızlığa inatla gitmek iyidir. Ama haklı bir mücadelede çocukların olduğu, kadınların olduğu bir yerde de işçisiyle inat varsa bu inattan da bir an önce geri adım atmasını da talep ediyoruz. Tabii böyle bir şey işçisiyle inatlaşan, ailesiyle inatlaşan, kendi öz değerleriyle inatlaşan ben hiç kimsenin başarı elde edeceğini düşünmüyorum. Değil, olmadı. Bunları yaşadık. Ancak dediğim gibi savaşlarda inat olursa bu iyi olur. Türkiye baktığınızda belki Kars'ı siz ifade ettiniz. Türkiye'deki halkın aslında genlerinde bu var. Haksızlığa baş kaldırmak, ülkesini savunmak, ailesini savunmak bizim genlerimizde var. Bunu elbette ki yapmak bizi mutlu eder. Bu inatlaşma güzel bir inatlaşma. Ama kendi biz bir aileyiz burada. Kendi ailesiyle, ikisiyle inatlaşmak da asla doğru değil. Böyle bir inat varsa da sizin aracılığınızla da vallahi ben özellikle talebimiz olsun. Sizdeki soruları da paylaşmak istiyorum. Yani. Peki hocam, siz hiç patron oldunuz mu ya da işçi sigortası ödediniz mi? Yok, ödemedim. Ödemediniz ama o tarafı bilmiyorum. Çalışan, şöyle benim sevgili hocam, şöyle bir farklılığım var. Özelliğini siz takdir edin. Ben işçi olarak başladım Avcılar Belediyesi'nde taşeron işçisiydim. Sonra KYK'yla kadroya geçtik ve belki Türkiye'de ilk diyebileceğimiz KYK'lı taşeron işçi de şube başkanlığına geldim. Onun için ezilmişlikten geldim. Hala eziliyoruz. İşçi olarak Türkiye'de işçi sınıfı eziliyor. Bugün asgari ücret konuşulduğunda dahi insanca yaşanabilecek bir ücret denilmiyor. Dikkat ederseniz. Peki, asgari sana şimdi, yaşayacaksınız. He, onun sana için bir ben soru. Sigorta ödemedim. Şimdi benim o gençlik dönemimdeki işçi hakları, o işçi grevleri, o Taksim'deki yürüyüşleri ile sizin aranızda ne fark var? Ben hiçbir fark görmüyorum bence. O zaman tabii işçi sınıfının ben de okuduğumda, yaşadığımda tabii orada hak mücadelesi dediğimizde sizin belki kuşak daha inançlı Türkiye genelinde bir mücadele veriyordu. Ama biz de şu anda kendi alanımızda kısmen o mücadeleyi veriyoruz diyebilirim. Yani ben o aradaki açıyı görebiliyorum. Evet. Yani benim izlediğim yani o zamanın işçisinin, yani benim babam da bir işçidir. Eli nasır ama görevini hakkıyla veren bir işçiydi. Yani evet. Enteresan bir şey, bunu yaşamak adına söylüyorum. Hocam bir de siz de görev beğenmeyen, işini beğenmeyen kişiler de var. Yani görev veriyorlar, o göreve gitmiyor, kafa tutuyor. Ya da onun torpili var. Bir milletvekili diyor, bilmem bir başkası diyor. Bunlar, bunun gibi biz şey duyuyoruz, çok sorular duyuyoruz. Siz duyuyor musunuz? Sevgili hocam, tabii 4857 iş yasasının kuralları, kanunları var. 6356 toplu iş sözleşmesi yasasının kuralları, kanunları var.
hiçbir işçi işveren tarafında yasal olarak verilen işi yapmıyorum deme hakkına sahip değil. Dediğiniz şekilde eğer buradaki işçiler torpilli olmuş olsaydı inanın şu anda 28 gün burada beklemezlerdi. Herkes o torpilini birleştirip şu anda işini çözmüştü maalesef. Şu anda 28 gündür grev yapıyoruz. Öyle bir torpil olsaydı kendi sorunumuzu çözmüştük. Biz sendika olarak haklarımızı kullanıyoruz. Yanlış bilgiler veriliyor. Belki konuşmadık. Siz de çok teşekkür ediyorum. Bizim için kıymetlisiniz arkadaşlar da söylüyor. Kent konseyi geldi. Burada çok samimi bir duyguyla bir şey sordu bize. Biz de inandık. Hatta şunu da aracılığınızla da söylemek gerekiyor. Kent konseyinde 3 tane arkadaş geldi. İsimlerini bilmiyorum. Biri kent konseyi başkanıydı. Dedi ki ya burada belediye başkanı işçisiyle kavga ediyor. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Kent konseyi olarak bizim bu kentte çok şikayetlerimiz var. Biz de kendisiyle hiç memnun değiliz dediğinde ben de şu ifadeyi kullanmıştım. Demiştim ki ya siz bir kenti temsil ediyorsunuz. Eksikleriniz varsa gelip bize şikayet etmeyin. Bence gidin sayın başkanla masaya oturun. Sorunlarınızı dile getirin dediğimizde kent konseyi gitti. Çok yalan yanlış haberler yaptı. İşçinin aldığı maaştan tutun, işçinin işini yapmadığından tutun, hiç yakıştıramadığımız bir tavır sergiledi. Siz geldiniz bugün, tabii biz habercilere elbette ki şey yapmıyoruz, bilgi... Sonuçta biz Bakırköylüyüz. Evet. Bu çocukların burada ben bu şekilde çile çekmesini istemem, hele evet. Bayanların. Ne istiyorsa ben şahsen bir yönetici olarak da evet. vermek isterim. Çünkü işçisiyle kavga edilmesi iyi bir hoş bir şey değil. Evet. Onu söyleyeyim. Şimdi sevgili kardeşim, bir de etrafımızda işte halk, Bakırköy halkı yanınızdadır diyor. Evet. O bezi kim astı? Yani Bakırköy'ü halkın adına kim konuşuyor? Haberiniz var mı? Siz baktığınızda burada belki 15-20 tane pankart evet. göreceksiniz. Bu evet. pankartları her gelen bize dayanışma gösteren sınıf dostlarımız getiriyor. Bakırköy pankartını da alsan yine Bakırköy'de yani bir dernek midir? Bakırköy halkı diye kendi aralarında birleşip yaklaşık 220 tane arkadaşımız burada sloganlar atarak geldiler. Bizim yanımızda olduğunu söyleyip kendi aralarında iletişim kurmuşlar. Bir isim adı altında bu toplanmalar. Bakırköy şimdi şöyle, halkı diye. Bakırköy'de Kartaltepe'de İstanbul Caddesi'nde aşağıda sahilde oturanlarla tek sordum. Evet. Siz bu şeyden haberiniz var mı? Bir tane de bez İstanbul Belediyesi'ne teşekkür edilmiş yani yol yapımından dolayı. Evet. O bezden de haberleri yok. Yani vatandaş şunu soruyor bana. O bezi bizim adımıza kim astı? Sadece o bez değil yalnız. Dikkat ederseniz burada 15-20 tane pankart var. Ya sadece buraya, biz hani Bakırköy'lü soruyor. Tabii biz şunu söyleyeyim. Biz buraya kim geliyorsa buraya pankartını bize dayanışma olarak gösterip aynı zamanda buraya gelip basına açıklama yapıp o şekilde asıyorlar. Tabii biz her bir pankartı kim getiriyor diye özel bir araştırma yapmıyoruz. Arkasına bakmıyoruz. Araştırma yapmıyoruz öyle evet. diyeyim. Arkasında şu anda Bakırköy 200-220 tane arkadaşımız buraya geldiğinde de onları hiç görmezden de gelmiyoruz. Bizim için çok kıymetli. 220 kişi gelip burada açıklama yapıp pankartlarını asıyorlar. Diğer illerde gelen arkadaşlarımız gibi. Peki. Şimdi hocam geçenlerde İzmir'den bir işçi sendikası geldi. Destek amaçlı. Evet. Gelirken daha gelmeden evvel buraya emniyet girdi. Sokaklara kadar demirler taşındı gece 1'de. Evet. Derken o günü esnaf haliyle içi şey oldu. Yani müşteri portföyü kesildi. Evet. O polislerin yolları kesmesi milleti tedirgin etti. Ticaret de o günü düştüğünü ifade ediyorlar. Evet. Peki sendika bu gibi hareketler geldiği zaman bir, trafiği engellediğinin farkında mısınız diyorlar. İki, esnafın işini engellediğinizin farkında mısın diyorlar. Bu gibi sorular da var. Evet. Bunu siz görebildiniz mi o günü? Biz kentin bütün değerlerini, bütün faaliyetlerini göz önünde bulunduruyoruz. Ancak birinci sorumluluk burada yine Sayın Belediye Başkanı'na ve emniyet güçlerine ait. Biz burada keyfimize gelip davul çalmıyoruz. Yok o şöyle, o sendika hani
300 kişiyle gelirken 50 ile gelseydi her gün bir 50-50, belki onları daha güzel ağırlardık. Daha güzel karşılanırdı. Bu kadar da emniyet ya da bu kadar da yol kapanma olmazdı diye düşünüyorum. Ya şimdi gelen sınıf dostlarımıza, sendikamıza bağlı işçi sendikalarına biz siz bugün 50 kişi gelin, 20 kişi gelin. Trafik kilitlendi o gün, farkında mısınız? Bunun sorumluluğu elbette ki var, sonuçları var. Bu sonuçları biz buraya gelip bir hak mücadelesi veriyoruz. Yok şimdi bizden siz burada hak ararken bir başkasının hakkına da engellemiş oluyoruz. Evet ya, trafiği engelliyoruz, esnafı engelliyoruz. Hani bu bir soru haliyle. İşte bunu kökten ortadan kaldırmak için buradaki anlaşmayı yapmak lazım. Şimdi burada belediye başkanı burada seçilmiş, bu kente oy veren insanların bizi sen daha iyi yönetebilirsiniz diyen insanların oyuyla seçilmiş. Eğer burada bu sorun olmamış olsa bu dediğiniz sorunlar da olmayacak. Demek ki bu sorun burada belediye başkanından kaynaklanıyor. Asla bizim böyle bir şeyimiz yok. Şimdi bize örnek vereyim, söylediniz. İki defa il dışında geldiler. Gelmeye devam ediyorlar. Örneğin Perşembe günü şu anda bir program yapıyoruz. Bir aksilik olmasa belki 2000 kişi burada olacak. İşte şu bunu anda... da sendikacı olarak şey yapın. Hani toplu gelirse bazı zarar veriyor. Azar azar gelinirse daha iyi olur. Yani bir yönetici olarak fikrimi söylüyorum. Evet. Değerlendirmenizi isterim. Hani Bakırköy halkı olarak da burada bir olay olursa çok Bakırköy'ün adına da iyi değil. Sizin açınıza da iyi değil. Doğru değil mi? Doğru. Hiç kimsenin bir burnu kanamasını istemem şahsen. Tabii biz de onu istiyoruz. Yani evet. Sonuçta sorumluluk, arkadaşlarımız sorumluluk alıyor. İl dışından geliyor. Aydın'dan, Muğla'dan, Kocaeli'den, evet. Trakya'dan, önümüzdeki günlerde Eskişehir'den, Aydın'dan, Trabzon'dan, Şırnak'tan, Siirt'ten, Kars'tan gelecekler. Evet. Yani biz o arkadaşlara ya bugün gelmen diyemez. Onlar tabii program yapıyor. Kendi aralarında iletişim kuruyorlar. Daha kitlesel gelmek için otobüsler tutup buraya. Kars'tan geldikleri zaman haberim olsun, geliyorlar. Onlar ben kahvaltıya götürüyorum. Geliyorlar. Hani abiler olarak. Bizim için tabii hepsi eşit. Siz ayrıca bir değer veriyorsunuz. Bizim için kıymetli. Kars'tan geliyorsa ben onu kahvaltıya götürüyorum. Teşekkür ederiz. Geliyorlar. Şimdi sevgili kardeşim, diyorsun biz inatlaşma yapmıyoruz. Evet. Hani örneğin sadece hakkımızı istiyoruz. Kesinlikle. Bir de hakikaten işçi de yarın görevini seve seve yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru. Doğru değil mi? Doğru. Hani bölgeyi bir gezin. Gezdiğiniz zaman bizim yazın o pandemi döneminde dahil bizim parklarımız şu anda hani temizlenmesi konusunda maalesef bir hareket olmadı. Hani bazı yerler gösterişmeli oldu ama bazı yerler olmadı. Yani ne Bakırköy'e yakışıyor ne de bize yakışıyor. Doğru değil mi? Doğru. O zaman demek ki millet destek veriyor galiba. Evet. He? Evet. Destek veren bu destek çok. Mi? Evet. Destek sürekli veriyorlar. He. Trafik tabii işleyen bir trafik var. Ama şey yani halk işçisini seviyor. Seviyor. Kesinlikle. Yani bunu bizi ilk günden beri hiç yalnız bırakmadılar. Akşam börekler yapıyorlar, çay getiriyorlar, kahve getiriyorlar vesaire. Ya tabii buna sendika olarak ihtiyacımız yok ama bu evet. Bir manevi duygu. Tabii. Manevi destek, o da bizi çok mutlu ediyor. Bu bir duyarlılık göstergesi. Emin olun yarın belediye başkanı bir haksızlık yaşadığında onun için de yapacaklarını ben düşünüyorum. Kesinlikle. Başkanı. Peki Bakırköy'de siyaset partiler, ilçe başkanları gelip sizlere özellikle nedir derdiniz, nedir sorununuz sordu mu? Özellikle CHP. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Sevinç, evet, başkan geldi, geliyor. Buradaki sorunu da sürekli dile getiriyor. Kendisi de bundan çok rahatsız olduğunu söylüyor. Çözüm üretmek için elbette ki uğraşıyor, adım atıyor. Gelecek Partisi, Deva Partisi, diğer partilerden de geldiler, dayanışma gösteriyorlar. Burada haklı mücadelemizin yanında olduklarını söylüyorlar ama tabii Celal Başkan bu konuya özel hassasiyet göstererek elinden geleni yapıyor, onu söylemekte. Yani Celal Başkan bunu Kılıçdaroğlu'na kadar taşıyor mu? Taşıdığını söylüyor, evet, il başkanına, genel merkeze taşıdığını söylüyor. Birebir genel başkanla görüşmüş mü bilmiyorum. Peki yine CHP'nin milletvekillerinden gelip de nedir derdini sordular mı? Gürsel Erol başkan geldi. Gürsel Tekin mi? Evet, Gürsel Erol. Erol.
Grup Başkan Vekili Engin Altay geldi. Çadırda oturdu. Sayın Başkan'la bu olayı çözeceğiz dedi. O gece burada çocuklar vardı. Bu çocuklar gerçekten vicdanen rahatsız etti beni dedi. Gece geç saatlerde. Çözeceklerini söylediler. Genel Başkan'a bizzat biz kendimiz ilettik. Konuyu biliyor, çözeceğiz dedi. Ayın 13 gün olmuştu o zaman. Ya bu şekilde görüşmeler devam ediyor. Yani böyle çalışmalar var. Peki, şimdi şu anda 28 gündür buradasınız, gece gündüz. Bunun zorluklarını biliyorsunuz. Sizin hisleriniz ne diyor? Yani ne zaman bu noktalanır tahminince? Ya şunu söyleyeyim, biz ilk gün greve çıktığımızda arkadaşlarımıza şunu söyledik. Dedik ki arkadaşlar bu grev bugün de bitebilir. Ama biz uzun vadeli bir sene de sürebileceğini düşünüyoruz. Bir sene de sürse biz buradayız, onu söyleyeyim, o kararlılıktayız. Ama ben bu siyasi ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Türkiye'de genel merkez, genel başkan olarak ürettiği politikalara baktığımızda bu durum, yakışmıyor. Bu anlayış gerçekten çok doğru bir anlayış ve doğru bir yaklaşım değil. Tabii takdir onların, biz kendi açımızda doğru olanı işçi arkadaşlarımızla yapıyoruz. Geri kalanı sorunu çözmek, masada çözmek için sorumluluk alırız. Ancak sorumluluğun öbür tarafında da Sayın Belediye Başkanı var. Belediye Başkanı bugün de çağırırsa bu sözleşme biter diye düşünüyorum. Peki, şu anda İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hiç geldi mi talep? Yok, Ekrem Bey'le hiç bu konuyla ilgili görüşmedik. Öyle bir talebimiz de olmadı. Olmadı. Yani haberi var bundan. Mutlaka vardır. Buradaki olayın, buradaki grevin şu anda Türkiye'de hatta yurt dışında arayan dahi var bu grevle ilgili. Türkiye'de bilinmemesi mümkün değil. Herkesin de. Şimdi bu şeyi de hani maaş oranını da hani başkan diyor ya 12 milyar 13 milyar. Yani sizin tarafınızdan belgeleyebilir misiniz hani? Benim biz elemanların bunları, maaşı bu kadar diye. Biz bunları gerekli yerde istediklerinde bunları bildirdik. Ne kadar maaş aldıklarını maaş bodrosuyla gösterebiliyoruz. 3500 ile 4500 arasında 5000 arasında olan maaşları da söyledik. 6000-6700 lira olan maaşları da maaş bodrosuyla hem il başkanına hem ilçe başkanına verdik. Bunu ben de istiyorum hani haber yapmak adına. O belgeleri hani en azından elimizde bir şey olsun diye. Ondan sonra. Peki şu anda sizin gerek CHP Kılıçdaroğlu'ndan, gerek partilerin ilçe başkanından, gerek belediye başkanından, işçi adına, hani 290 kişinin adına ne istiyorsun? Ben 290 kişiden önce buradaki kadınlar ve çocuklar için bir helalleşme gerektiğini istiyorum. Ya gerçekten çok zor şartlar altında arkadaşlarımız mücadele ediyor. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu birçok konuda önemli işler yaptığını biz de görüyoruz. Kıymetli de buluyoruz. Ancak Türkiye'yi yönetmek, Türkiye'yi yönetmeye şu anda Cumhuriyet Halk Partisi talip ve çok inanılmaz bir yükselişle gidiyor. Bize göre Türkiye'deki enflasyondan bahsederken Bakırköy'deki enflasyon farklı görmemek lazım. Türkiye'yi yönetmek gerektiğini söylerken Bakırköy'ü buradan farklı görmemek lazım. Bize göre Türkiye'deki enflasyon neyse Bakırköy'deki enflasyon da o. Bakırköy'de kim nasıl yönetiyorsa Türkiye'yi de o şekilde yönetir. Bize göre biz öyle düşünüyoruz. Onun için ben Sayın Genel Başkan'ın da bu olaya el koyduğunda bir dakika içinde çözeceğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir haksızlığı asla kabul edeceğini düşünmüyorum ben. Herkesle helalleşeceğiz diyor. Sayın Kerimoğlu'nun da ben bir an önce buradaki işçiyle helalleşmek istediğini de açıkçası vicdanen düşünüyorum da o şekilde olacağını da umut ediyorum. Öyle görüyorum ben. Şimdi Bakırköy'de farklı görüşler, farklı siyasetçiler diyor ki bak bu CHP yönetiyor diyor. Eğer bunlar diyor Türkiye'ye de gelirse evet, bu örnek de böyle olur diyorlar. Hani bir de böyle bir soru doğru, da var. Doğru.
Yani sonuçta eksikler olmaması lazım. Doğru. Değil mi? Doğru. Yani dikkat ederseniz sol görüşünü CHP'den insanlar çok fazla şey bekliyor. Evet. Değil mi? Ya tabii ki şimdi burada bir gerçek var. Evet. Senaryo yok burada. Film de oynanıyor. Sonuçta halk burada yüzlerce halk geçiyor. Ben demin... Şimdi vatandaşın beklentisi diyor ki solcular işçi hakkını itiraz etmez. Evet. Solcular iyi hizmet etmek zorunda diyor. Örnek söylüyorum. O zaman demek ki bu örneği şu anda gereksiz, gerek belediye yanlış örnek oluyorlar. Evet. Türkiye'ye. Şunu kendi açımızda şunu söyleyeyim. Örneğin geçen haberlere düştü. İzlediniz. Ordu'da bizim üyelerimize AKP tarafında baskı kuruluyor. Belediye sendikasında istifa edeceksiniz diye. Biz Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde geçen sene aylarca mücadele ettik. Onlar da bize bir baskı kurmaya çalıştı. Biz değişik illerde AKP olduğu yerlerde de örgütlü olduğumuzda haklarımızı talep ediyoruz haklı noktada. Burada da ediyoruz. Şimdi elbette ki insanlar burada bakın binlerce insan geçiyor. Ya bu binlerce insan geçtiğinde belki %10'u gelip çadırda bize soruyor. Siz ne yapıyorsunuz burada diye. Evet. Biz de ne yaptığımızı söylüyoruz. Burada haklarımızı almadığımız için görevde olduğumuzu. Bu akşama kadar bu şekilde gidiyor. Evet. Akıyor. Yani bu tesadüf değil. Sürekli böyle. Evet. Şimdi bunu gören insanlar değişik İstanbul'un değişik ilçelerinde, hatta Türkiye'nin değişik illerinde buraya gelen insanlar var. Bunlar bu durumu görüyor. Elbette ki dediğinize katılıyorum. Ya burada Cumhuriyet Halk Partisi ülkeye talip ama burada da böyle bir sıkıntı var. Bu çelişiyor ya, diyen de çelişiyor var. Çelişiyor yani. Bunu bir an önce siyasetçilerin görüp o şekilde çözüm ortaya koyması yani gerektiğini yakışmadığını elbette ifade ediyorlar. O şekilde. İnşallah taleplerin de bu. Benden bir isteğiniz var mı? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Uzun zaman ayırdınız. Bir röportaj yaptık beraber. Sesimizi duyuruyorsunuz. Sizin de ben bir emekçi olduğunuzu düşünüyorum. Sonsuz teşekkür ediyorum. Başka bir şey söylemek istedim. Ben de teşekkür ediyorum. İnşallah Bakırköy'e yakışır bir anlaşma olsun. İşçi hakkını istesin ama işçiden de beklentim hizmetini yapsın. Biz o konuda hiç şüpheniz olmasın. Sevgili hocam biz üstümüze düşeni her konuda bugün de yarın da önümüzde yapmaya hazırız. İnşallah. Peki teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür.